Şimdi yaz ayları bir defa sıcak olduğu için bakteri olasılığımız çok yüksek. Neden bizim denizde bize bu bakteri olayı daha fazla? Bir defa açık kanalizasyonun, yani köylerdeki kanalizasyon ve bulaşıkların çoğu dereye bağlanmış durumda. Birçok köyümüzde altyapı çalışması olmadığından dolayı da bu kanalizasyonlar maalesef serbest dereye akmakta. Derenin de ulaştığı yer neresi? Deniz. Denizde sıcaklık arttıkça bakteri olasılığı yükselir mi? Evet, yükselir. Demek ki bizim temiz suyu ve temiz plaja ve denize ulaşmamız için önce kaynak ve mensah dediğimiz, yani başlangıç suyun başlangıç noktası ve döküldüğü nokta arasındaki her şeyi temizlememiz lazım. Bununla beraber bir şey daha var. Aşırı yağmurla beraber, toprak erozyonuyla beraber maalesef hem gübreli hem de başka alternatif mikropların olduğu toprak yapımızda dere vasıtasıyla denize ulaşmakta. Yağmur yağdığı zaman denizi görüyor musunuz? Böyle kahverengi bir hal alıyor. Demek ki toprak erozyonu, toprak kaybımız da var. Bunu da engellememiz lazım. Bununla beraber o topraktaki bütün kirlilik de maalesef denize kadar ulaşmakta ve bunlar sıcak şartlarda insanlara sağlığına tehditler hale gelmektedir. Temiz plajlarımız var mı? Muhtemelen vardır. Bunu ilgili hem Sağlık Müdürlüğü, işte Çevre Şehircilik demeyeyim de Orman Müdürlüğü vesaire müdürlükler, denize hangi müdürlük bakıyor da tam bilmiyorum ama onları kısmen açıklıyor ama birçok zaman da denize girmeyin, denizde kirlilik var diye açıklamalar var. Sizin söylediğiniz hastanedeki 256 kişi sadece denizden mi kaynaklıdır? Burada tabii tıbbi bir iş. Tıp doktorları bunu demişler, doğru demişlerdir. Öteki taraftan gelelim içme suyu ve içme suyu kaynaklarımıza. Şimdi bu konu çok spesifik ve çok geniş bir konu. Hem çevre kirliliğini ilgilendiriyor, hem temiz su kaynaklarını ilgilendiriyor. Hem doğru su kullanımı, hem de şehrin altyapı ve üst yapısını ilgilendiren bir soru sordunuz. Şimdi Rize'de bir defa bizim akifer dediğimiz ve artezyen dediğimiz temiz su kaynaklarından maalesef Rize Belediyesi ve Varda suyu hariç diğer sularımız serbest derenin şebekeye bağlanmasıyla. Şimdi bu serbest derenin bağlanmasıyla az önce anlattık ne karışıyor? Tüm gübreden tutun da bütün bulaşık deterjan suları vesaire karıştığı durumlar da var. Bazı yerlerde de yok. Hele köylerde de biz ne yapıyoruz? Çayların ortasından bir su çıkıyor. O, bu puar suyudur. Hadi bakalım bunun yanına bir depo yapalım. Bunu kendi evimize verelim diye. Biz temiz suyu içme suyu kaynağı olarak da yüzeye yakın aslında içme suyu olmayan yağmur suyunu direkt şebekeye bağlayarak içme yönünde bir çözümümüz var. Peki ne olmalı? Aslında akifer ve dediğimiz o artezyen dediğimiz kaynaklardan suyun çıkartılıp temiz bir şekilde vatandaşa ulaştırılması lazım. Peki eski sular niye temizdi? Eskiden bu kadar çaylık yoktu. Daha çok ormanlık araziden çıkan sular bir depoyla beraber işte köylere, ilçeye dağıtılırdı. Şurada bir temiz su var derlerdi. Orası ya çamlıktı, ya fundalıktı ya da başka bir ağaçın olduğu yerden kayalık ortamdan çıkan suyu biz şebeke suyuna bağlardık. Fakat çaylık arazilerimiz o kadar genişledi ki genişledikçe de bu şeylerimiz kayboldu. İkincisi bir gübre kullanıyoruz kardeşim. Gübresiz artık çay vermiyor ama bu gübre böyle 1,5 metre aşağıda böyle geçirimsiz bir tabak oluşturmuş. Artık su kendisini filtre edip de artezyene ve aküfere indirmeyecek bir seviyede yüzeyde kalmaya başladı. Aslında temiz suyu kaynağımız var. Var ama su, yağmur suyu kendini filtre edip de oraya değinmiyor. Bununla beraber DSE'nin yaptığı bu dere tahkimatları, işte anroşmanlarla beraber derenin kenarında bulunan, yani denize yakın içme suyu kaynaklarının depolandığı yerleri de aküfer diyoruz kardeşim. Bunları da tahkimatlarla beraber ya böldük ya da bu içme suyu kaynaklarının yerlerini değiştirdik. Şimdi özetleyelim. Demek ki Rize'nin temiz su içme kaynakları sınırlı. Bu su sınırlı olan kaynakları da doğru kullanmak zorundayız. Bunun için biz kent konseyi olarak suyun doğru kullanılması için ne yaptık? İlkokul çağındaki çocuklarımız için her sınıfta bir Hacivat Karagöz gösterisi düzenledik. Suyun doğru kullanılması, atıklar ve atıkların doğru değerlendirilmesi hakkında. Ve çocuklarımızı su müfettişi ilan ettik. Geri dönüşleri de çok güzeldi. Çünkü niye? Suyumuzu ne kadar
bol kullanırsak su kaynaklarımızın o kadar azaldığını unutmamak gerekiyor. İşte abdest alırken suyu kısmak, işte tıraş olurken suyu kapatarak tıraş olmak, diş fırçalarken işte yeterince su kullanmak gibi basit tedbirlerle bu işi çözmenin yöntemini ilk çocuklara anlatarak, çocukları yetiştirerek. Çünkü ileride ki bizim yerimize gelecek o çocuklar daha bilinçli ve bu işleri öğrenerek geldiklerinde ileriki hayatımızda belki su ihtiyacımızı doğru kullanarak doğru yönetirler. Bununla beraber Rize Belediyesi'nin yaptığı bir gölet projesi var. Ve bu gölet projesi 50 yıllık Rize'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bununla ilgili 50 yıl devletler için çok kısa bir vade. Keşke gönül ister ki 150-200 yıllık yapılsın ki ihtiyacımız 150-200 sene kalmasın diye düşünüyoruz ama imkanlar ve herhalde anladığım kadarıyla yöredeki su kaynakları 50 yıla hitap ediyor ki 50 yıl olarak planlamışlar. Belki ileride büyütülebilir veya genişletilebilir, onu da tam bilmiyorum. Orada da dikkat etmeleri ve tavsiye ettiğimiz şey şu. Göletle beraber arkadaki durgun suyla beraber ötrofikasyon ve durgun suda oluşacak bakteri ve bakteri olaylarının etkileri hiç düşünüldü mü, düşünülmedi mi? Onu bir bakmak lazım. Ötrofikasyon dediğimiz durgun suyun yeşermesi ve işte kurbağa bakteri sayısının artması gibi vesaire vesaire. Bu da muhtemelen orada düşünülmüştür veya dikkate alınmıştır. Veya biz söyledikten sonra umarım dikkate alacaklar. Bu kaynağı oluşturup içme suyumuzu 50 yılda ötelemek lazım. Yoksa Rize evet çok yağmur alıyor. Çok yağmur aldığı yer bol su kaynakları anlamına gelmiyor. Her yağmur suyu da içme suyudur denilemez. İşte yağmur suyu da yüzeyden akıp da denize ulaşması, bulaşık suyla karışması, kanalizasyonla karışması, şebekedeki kısmen asbest boruyla karışması gibi bir sürü etmeni koyduğunuz zaman aslında temiz değil, kirli bir suya dönüşüyor. Ki denizde işte bak 100-260 kişi dediniz hastalanıyorsa kaynağı hem sıcak hem de sıcakla beraber bu bulaşıcı suyun denize kadar ulaşması sıcakta da bakteri sayısının artmasına bağlayabiliriz. Şimdi ben buradan Rizeli'ye şöyle bir tavsiyede bulunayım. Sizlerin aracılığı. İçme suyu kaynağımız az. Nüfusumuz artıyor. Hele yazın nüfusumuz 5 katına artıyor. Ben 6 ay önce verilere bakmıştım. Kızın kışın mesela Rize'de 1250 metreküp su bize yeterken yazın 3500 metreküp su yetmiyor. Çünkü yazın nüfusumuz 5 katı 10 katına artıyor. Bunu araç sayısından da anlayabilirsinizdir. Şimdi kışın bakın trafik bu kadar yoğun olmazken yine bazı bölgelerde trafik sıkışıklığı olduğu halde daha rahat bir trafik var. Ama bugün sokağa çıkın hemen hemen okul başlayana kadar aşırı derecede dışarıdan araç geldiğini, bir yoğunluk olduğunu hissedeceksiniz. Şimdi o zaman ne olacak? Biz vatandaşlar olarak şu sorumluluğa ulaşacağız. Suyu tasarruflu kullanacağız. Yeterince kullanacağız. Çarçur etmeyeceğiz. Çünkü kaynaklarımız az, içme suyu kaynaklarımızın sayısı belli. Bunu da doğru kullanmazsak ileride su sıkıntısı yaşayacağız diyeceğim size. Onun için size de vatandaş devlet el birliğiyle hem bu tasarruf tedbirlerini hem de doğru su kullanımını hem de gelecek nesillere güzel bir günler bırakmak için hep beraber tasarruf tedbirlerine uyalım diyelim ben size.